varır. Sen de hep böyle hırsızlık yapıyorsun. Esmer'e yer hırsızlık. Ben sizden daha iyi oynarım. Ulan tam hırbasına! Oğlum 30 yaşına bastın, gidip çalışsana! Bu ne anlar işten be, daha çişini yapamıyorum! Ulan ne izledin be! Ali! Ali! Hey! Sen de küçük kardeşin evleniyormuş, doğru mu? O benim abim! Anam söyledi, senin gerçek kardeşin değilmiş. O benim abim. Hadi be, mahallede herkes biliyor. Sen anlattan zır deli olarak çıkınca baban da gitti sizi götürüyorsun. Bir çocuk kaldı, akıllı bir oğlu olsun diye. Şimdi ne, onu senden evvel evlendiriyorlar. Ne ara? Ben olsam oyarım onları. Bırakın şu gerizekalı aptal da oyunumuzu oynayalım. Hadi. Hoş geldin oğlum. Sağ ol ana. Gelmedin mi bu serseri daha? İlişme garibime. Niye ilişmeyeceğim be? Kazık kadar adam, bir deli kafa. Ömür boyu sırtımda yük diye mi taşıyacağım bu herifi? Ne yük olacak oğul? Garibim sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşıyor. Sokağa çıkmıyorsun ki anlayasın ana. Her gün bir tane şikayet geliyor bana. Ne yapsın peki oğul? Gitsin çalışsın. Oğul, o deli, sen ondan da delisin. Kim iş verir garibime? Çalışmayacaksa köye dedemlerin yanına gitsin. Katarlar önüne bir iki tane kendi gibi inek, o kadarını becerir herhalde. Ben nasıl dayanırım Ali'min yokluğuna? Vallahi mecbursun dayanmaya ana. Şurada bir iki gün kaldı topu topu düğünüme. Bakalım gelin aynı evde isteyecek mi bir zır deliği? Niye vurdun teyze? Bir şey mi oldu? Hmm, elinin körü oldu. Gerizekalı sersem. Yürü, eş ol işi. Yürü. Alın bu delinizi Emine Hanım. Camımı kırdı sersem herif. Bana yazık değil mi? Akıllılarla uğraşamıyorum. Bir de delilerle mi uğraşacağım? Kırdığı camın parasını ödeyin de gideyim. Ne camı komşu, ne kırması, anlat ne oldu? Yere indirdi. Zaten ev zor ısınıyor. Kış günü camsız mı kalacağız? Ekmeğe zor yetiyor gücümüz. Ali'nin kırdığı nereden belli? Koca arsada, ondan başkası yoktu ki. Çoluk çocuk soğuktan ölecek. Ya parasını verin ya da camı taktırın. Gel ulan buraya, gel ulan buraya! Nedir ulan senden çıktığım nedir ha? Git ulan bir köşeye, bu akşam sana yemek falan yok, anlaşıldı mı serseri? Yapma abisi, onun yiyeceğinden ne olacak ki? Yok ana, bu zibidi iyice azıttı. Ulan benim sırtımdan geçindiği yetmiyormuş gibi, bir de fuzuli masraf çıkarıyor be! Yıkıl lan! Gitsin ana gitsin, yarından tez yok çıksın gitsin! Simit mi satar, ayakkabı boyasını mı yapar, ne yaparsa yapsın ana! Gitsin! Hırsızlık yapmasına bile razıyım be! Yarın gelin bu eve gelince, gelin bu evde 24 saat bu serseriyle baş başa bırakamam ha!
Oğlum, Allah herkesin rızkını verir. Veriyormuş. Buna niye vermemiş? Vermediği yetmiyor gibi aklı başına almış be! Defol lan! Defol! Durma lan karşımda! Git odana! Odandan dışarı çıkarsan kafanı patlatırma! Defol hadi! Peki abi, sen sinirlenme. Kara yazmak olur mu Ali bebeğim, tek olur mu? 9 ay karnında taşı torpağa bırak olur mu? Torpağa bırak olur mu? Aman doktor. Daha yatmadır mı lan? Hırba! Yat ulan zırlamayı! Gelirsem koparırım o dilini! Hadi zıvar! Demem! Sabah erken kalkıp iş arayacaksın lan! Ulan şimdi sıçtım senin ağzına her gele! Ben sana zıvar demedim ulan! He abi? Ulan çeliklerini kırayım da gör gününü serseri! Canım buraya! Ulan nedir senden çektiğimiz ha? Yapma abisi ne oldu? Sen karışma ana, sen karışma! Yetti artık bu heriften çektiğimiz abi, yetti! Abi bak beni dövme, yorulursun! Ulan seni gebertirim ben! Gebertirim seni! Abi bak sen istersen vur ama eline yazın! Aç ulan kapıyı! Aç ulan kapıyı ergele! Ulan ergele! Elbet elime geçersin! Kafanı kırmazsam bana da Osman demesinler! Ya adam olacak benim sözümü dinleyeceksin... ...ya da defolup bu evden gideceksin! Aç ulan kapıyı! Ya boş kafana akıl girecek... ...ya kemiklerin kırılacak! Duyuyor musun lan beni? Tamam. Duyuyor musun gerizekalı? Osman'ım tamam, koçum daha fazla sinirlenme... ...dersini almıştır, bir daha yapmaz abisi! Hadi gel sen, bir sıra abi! Hele bir daha yapsan... Hele bir daha sözümü dinlemesin, ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim! Hadi aslanım, sabah erken kalkacaksın, git yat! Ali! Hı? Benim oğlum! Gürültü yapmadan çık hadi! Çıkmam abim, beni döker! Abin yattı! Ya! Abin yattı! Yalan! Çık oğlum! Çıkmam! Çık! Çık oğlum! Abim gerçekten yaptı mı? Şşş. İyi geceler. Peki. Gide şu şek! Ulan yatakta bile rahat yok be, ben şimdi senin ağzına... Dur Osman'ım, dur oğlum! Garibim bir şey yapmadı ki! Daha ne yapacak ana? Gürültüyü duymuyor mu be? Gürültüyü Ali yapmadı ki oğlum! Yandaki Halil Efendi! Gene fazla kaçırmış galiba! Deminden beri Hatça Hanım'ı dövüyor, hadi sen git yat oğlum! Tövbe tövbe! Kalkmadım bu zibidi daha ana! Bırak yatsın be Osman'ım, kalkıp da ne yapacak? Gitti artık ulan be, her gele! Kalk ulan kalk yarası! Yemek yemesini bilmezsin, çalışmasını bilmezsin, yatakta yatmasını bilmezsin! Çişini altını edersin! Nedir ulan senden çektiğim ha? Bilmem... Nedir ulan söyle!
Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim! Ya adam olacaksın, ya da öldüreceğim! Sen bilirsin abi. Tabii ben bilirim ulan! O senin kardeşin! Bana bak ulan! Şimdi, hemen, derhal çıkacak, kendine işe arayacaksın, tamam mı? Anladım abi. Bizi sallama! Benim bahtsız, kadersiz oğlum, üzülme. Ne de olsa o senin abin. Senin iyiliğin için yaptığı her şey. Bildim ana, abim beni iyiliğim için dövüyor. Abim için ağlıyorsun değil mi? Üzülme, üzülme. Ben şimdi gidip iş arayacağım. Allah'ım, sana karşı ne günah işledim ki bu cezayı bana verdin. Fazla uzaklaşma mahalleden Ali, sonra evi bulamazsın. Niye ana, ben evi bulamayacak kadar şey mi? Aptal mıyım? Yok oğlum, onun için demedim. Hadi Allah hayırlı işler versin. Ayşe ha. Bir iş bulmalısın Ali. Çalışmalısın. Yoksa abin seni uyar. Ne o gelsek, midemi çıkartıyorsun ha, dalıp gitmişsin. Yok, bir şey çıkardım yok, öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Abim dedi ki, kendine iş ara, çalış, yoksa vallahi kafanı kırarım senin dedi. Buldu. Doğru söylemiş, boş gezini Allah bile sevmez oğlum. Yürü. Peki, nasıl bir iş bulacağız abi? Ulan ne kerisin be, arayacaksın tabii. İyi de abi, nerede arayacağım? Hem bu iş dediğin adamı tanımıyorum ki. Ulan sen hakikaten gerzeksin be. Ali. Buyur abi. Bana abi deme. Peki abi. Başlayacağım şimdi abinden ha. Yo he, abime laf düzeltmem. Şimdi sen çalışmak istiyor musun? He. Para kazanmak istiyor musun? He. O zaman takip et beni. E tamam, takip edelim, ne olacak? Sağ ol birader, eline sağlık. İşte böyle ablacığım, bu herifin yüzünden kazandığım paranın yarısı pezevengin verdiği zarara gidiyor. Ne çekiyorsunuz o zaman? Kapatın tımarhaneyi, olsun bitsin. Elimden gelse kapatacağım. Hem o kadar tımarhanelik değil, biraz fazla saf. Biraz da anamın düşkünlüğü mani oluyor. Yoksa yollayacağım köye, orada ne alt ederse etsin. Osman, ömür boyu böyle çekemezsiniz. Öbür gün senin düğünün olacakmış. Gelecek taze, nasıl çekecek bu deliği? Çaremiz yok ablacığım, çekeceğiz. Hadi bana eyvallah. Hı hı, güle güle. Biz de satarız değil mi abi? Yoksa alırız. Paramız yok ki abi. Oğlum bu dünyada herkes her şeyi parayla mı alıyor ha? Başka neyle alıyorlar ki? Ha, gidip alıyorsun işte. Gidince veriyorlar mı? Ulan ne dangalaksın be. Çalacağız oğlum. Çalacağız. Çalalım o zaman abi. Ha? Sağ olasın. Afiyet olsun. Buyur. Eline sağlık komşu. Yarası. Emine Hanım, düğün günü yaklaştı. Allah muradına erdirsin Emine Hanımcığım. Allah razı olsun. Biliyorsun ev ev üstüne olmaz der büyüklerimiz. Bir de Ali'nin durumu var, ne yapmayı düşünüyor?
Vallahi ne yapsak ki komşu? Garibimi sokağa atamam ya. Ha, haklısın. Atamazsın da. Yeni gelinin yanında da olmaz herhal. Olmaz tabii canım. Hiç olur mu? Çaresi yok komşu olacak. Hı-hı. Kimseye zararı yok ki hem Ali'nin. Hı-hı. Gül gibi geçilir gideriz inşallah. İnşallah, inşallah. Oradan niye çalmadık biz Hüseyin abi? Bana abi deme lan. O senin abi dediğin Zıpkır Osman da senden küçük. Ama oradan niye çalmadık? Ya çalmadık işte. Niye? Adamın gözleri perpüsün okuyordu. Kurnazdı kurnaz. Hem şu sokaklarda senin benim gibi çok hırsız var. Zaten benim şansım olsa hırsız olmazdım. Hüseyin abi sen bu işi ne zaman buldun? Ne bulması ulan salak? Hırsızlık bulunur mu? Ama Osman abim dedi ki her iş arayarak bulunur dedi. Ha bak bu sokaklar tıktım tıktım. Burada kerizleyecek çok adam buluruz. Bu sokak enayi dolu enayi. Enayi ne demek? Senin gibi demek. Oo o zaman enayi iyi bir şey. Tüş. Kim o? Önüne bak ya yürü. Hadi bakalım. Kim bağırıyorlar bunu? Abi sen hep enayilerden mi çalarsın? Ha. Ha. Tabii oğlum akıllı adam çaldırır mı hiç? Ha. Ha. Bak işte enayi buldum. Ne dedin? Gazete okuyor herif. Keriz. Üç tane çekemezsek bunlara küme düşeriz yanarız. Aha şimdi gördüm. Şu surata bak. Tam enayi. Allah özenmiş de yaratmış. Allah Allah. Bu kadar enayi benzeyen enayi gördün mü hiç? Yok görmedim. Demek enayi dedikleri herif bu. Bak şimdi. İçeri girip mallara bakıyormuş gibi yapacaksın. O zaman adamı yanına çağırıp amca bu kaç para diye soracaksın. O sırada ben içeri gireceğim. Adam şeyler alacağım kaçacağım. Hadi. Göreyim seni Ali. Tamam yaparsın değil mi? He? Hadi. Enayi amca. Enayi amca. Enayi. Duymuyor adam. Dürt. İşte Enayi amca. Ne diyorsun lan sen? Aha şey amca. Ne olur affet. Affet amca be. Biraz aptal da. Babası evden bir şey istemiş. O da ne alacağını unutmuş. Ama içeri girip gösterirsen ne alacağını hatırlayacak. Olur mu amca? Gel bakalım hadi. Hadi Ali. Bak bakalım hatırlayabilecek misin? Bakın. Ulan namussuz veletler, ulan hırsız pişler, ulan biz bunları ekmek parası kazanmak için, ulan geberteyim seni ha! Ya ulan geberteyim seni! Boğulayım Enayi abi, boğulayım kurban olayım! Enayi abi, boğulayım! Hüseyin abim dedi ki, tam aradığımız Enayi suratı bu adamda var dedi, seni gösterdi. Hadi lan Ergel, hadi git! Peki abi bu Sultanahmet abi nerede oturuyor? Ne nerede? Sultanahmet abi, Hüseyin abim dedi ne diyorsun ki, sen? Çaldıktan sonra Sultanahmet'e gel dedi, ben de onun için... Hadi lan hadi git Allah'ın cezası git. Biz sanki şey ettik. Tövbe. Afiyet olsun. Hoş geldin damat adayı. Buyur. Afiyet olsun. Düğün ne zaman? Kısmetse pazara. Bizi de çağırırsın herhal. Tabii canım hepiniz davetlisiniz zaten. Bir güzel kafaları çekeriz o gün. Osman. Hı? Düşündüm de eviniz küçük. Hepiniz nasıl sığarsınız? Sığmayı bırak da sen tazecik gelin o deli yetmesiyle. Bütün gün ne yaparsınız evde? He? Bu işe bir çare bulmanız lazım Osman. Hüseyin abi! Hüseyin abi! Hüseyin! Ali buradayım. Buldum seni. Gel otur yanıma. Ne yaptı bizim Enayi, dövmedi mi seni? Yok, bir şey yapmadı. Böyle hafif boğazıma sıktı. Babaanneyi mi atmak istiyorum? Olur canım, hadi at. Bir daha. Sonra ne oldu? Sana bir şey olmadı.
Benim terbiyeli olduğumu anlayınca Adilan dedi git Allah belanızı versin dedi. Beni serbest bıraktı. Ben de kalktım buraya. Geldim geldim. Hoş geldin. Sağ ol ana. Osman! Şey... Söyle ana ne var? Yok bir şey. Söyle ana bir şey mi diyeceksin? Yok ne diyeyim. Şeyi düşündüm de. Neyi düşündün? Ali'yi. Gene bir hat mı karıştırdı o gerizekalı? Yok yok sabahtan çıktı iş bulacağım diye. Kim bakar garibimin yüzüne? Bu saate kadar gelmedi. Başına bir iş gelmesin. Başına bir şey gelse de kurtulsak. Sen abi. Ha, abi. Ha. Kaç para kazandık? 10 bin lira. Kaç lirası benim? Yarısı senin hakkın. Al bakalım. Ha şimdi bu para kazandığımızın yarısı mı? Ha yarısı. Ama sende daha çok var. Oğlum geri zekalı sen düşünmeyesin diye sana bir tane veriyorum. He? Ha tamam abi. Öbür gün abimin düğünü var da paramız da yoktu. Bu parayla abimin düğününü bir güzel yaparım. Çok güzel oldu lan. Vallahi çok sevindim. Ulan akılsız. Bu parayla düğün mü yapılır be? Abin seni evden uzaklaştırmak için numaradan seni iş aramaya yolluyor ya. Yo. Öyle deme. Düğünü yapacak parası olmadığı için abim çok sıkılıyor, üzülüyor. Onun için de her gün üzüntüsünden beni dövüyor abim. Ulan o senin abin değil. He. Hüseyin arkadaşım Osman abim. Hüseyin dese ki abin kötü ben derim yok. Osman dese ki sen arkadaşın Hüseyin kötü ben derim belki kötüdür. Nerede kaldı? Geldi senin patron. Gelsin de patron olmasın. Gel oğlum, hoş gel. Hoş bulduk ana. Düğün paran. Ne düğün parası lan? Çok para. Tüh, akılsız kafana tüküreyim senin. Ulan bu devirde 1000 liraya kibrit vermiyorlar. Hemşerin etti batırdı memleketin içine, salak! Hemşerisi de kimmiş? Neyse, siz anlamazsınız be. Canımın içi ne yaptım da kazandım bu parayı, hay güzelim. Hı, güzele bak, güzele. Allah Allah. Güvercinlere buğday serttik ana. Hı. Ana o kadar güzellerdi ki, birazını da bedava serttim. Hı. Çok para kazandı da zibidi. Güvercinlere rüşvet dağıtıyor. Yemeğin de zıbar hadi. Hadi. Aman doktor, canım doktor, babam yoktur, babam yoktur, ver künyemi, gidem doktor. Sen de olmasan hiç arkadaşım yok. Ha, bir de Hüseyin abim. O kadar çok kötü insanlar ki hangisini şey yapacağımı şaşırdım. Böyle iş olmaz. Başka işler de yapmak lazım. Daha çok tavuk yemi çalarız.
Zaten orada 3-5 fukara kuşayım satarak ekmek parası çıkartıyorlar. Bu işten fazla para kazanılmaz ki. Demek istediğim başka. Pahalı şeyler çalmak lazım. Yani yükte hafif, pahada ağır şeyler. E nedir onlar abi? Ne bileyim ben. Ev eşyalar satarız. Radyo, televizyon falan filan. Aldın gene, ha? Bir garip oğlandan medet bekler olduk oğul. Donunu bile toparlayamıyor. Yok be ana. O aptal bakışıyla canımı sıkıyordu. Uzak dursun diye gönderdim işe. Yoksa onun getireceği parayla düğün yapılmayacağını bir sen, bir de o aptal oğlum bilmez. Ne yapacağız şimdi? Bu düğün nasıl olur? El yüzüne bakamayacağız, rezil olacağız. O kadar da değil. Ben işleri hallettim ana. Nasıl hallettin oğul? Düğün salonunu tuttum. Düğünden sonra azar azar ödeyeceğim. Misafirlere de göstermelik 3-5 şey alacak param da var. İdare edeceğiz işte. Ben de rahmetliden kalma 3-5 kuruş, 2 de bilezik var. Ha? Al, bunları da satarsın. Şimdiye kadar niye çıkarmadın koca karı ha? Hadi eyvallah. Güle güle. Demek evleniyorsun ha? Ne kısmetse. Ulan ne düşünüyorsun be? Fil çalıp oynaman lazım. Bak ben 40 yaşına geldim. Ne düğün ne dernek. Yok ya, düşünmez miyiz? Nasıl düşünmezsin be? Elde yok avuçta yok. Karı tuz dedi mi bizimki cız diyecek. O zaman ne bok yiyeceğiz? Kardeşin Ali? Siktir et pezevengi. Herif donunu toplayamıyor. 3 yıl öncesine kadar donuna işiyordu. Doktora götürdük. O kesildi. Kafasını kim tamir edecek? Nesi var çocuğun? Birazcık mayhoş o kadar. Neyse. Hadi bana eyvallah. Ya erken kalkıyorsun böyle. Bunlar öz kardeş değil. Ali'nin babasıyla annesi bayağı yakın akrabaymışlar. Babalarının zoruyla evlenmişler. Bir süre sonra Ali doğmuş. Ama akılsız doğmuş. O doktor senin, bu doktor benim, çaresi bulunamamış. Doktorlar akraba akrabayla evlenirse çocukları sakat doğar demişler. Bunun üzerine de Ali'nin babası evin başına bir erkek lazım diyerek gitmiş. Köyden öksüz bir çocuk almış. İşte bu Osman o. Şunun düğününe gidelim. Birkaç şey içki, meze, bir şeyler götürelim. Kız arkadaşları da alalım. Şen olsun öksüz Osman'ın düğünü. Hadi ya, hadi öksüz Osman'ın şerefine. Ne oldu oğlum, hasta mısın? Yok be ana, sıkıldım biraz, arkadaşlarla kafaları çekelim dedik. Biz de yemek yemek için seni bekliyorduk, ha. Şimdi hazırlarım sofrayı. Sağ ol anacığım. Ne olan? Ne bakıyorsun öyle bönbön? Açıkta bir şey mi gördün? Abi! He! Abi bak!
Abi... Bak bu düğün hediyen. Nereden buldun bunu? Çaldım. Şimdi ulan ben seni sülü halini! Hadi çık odana! Hadi çık! Abi... Bu senin. Ben ne yaptım ki herkes bana düşman? Hiç mi dostum yok? Yarın hiçbir yere gitmeyecek ana. Evi pırıl pırıl yapacak. Bir yerde leke göreyim, hemen gebertirim onu. Sinirlenme oğul, sinirlenme. Ben söyle. Tamam, benden söylemesi. Abim bile bana düşman ya. Kasasın lütfen. Buraya çok önemli bir gün için toplanmış bulunuyoruz. Bu mutlu günde aramıza gelen çiftleri ayrıca kutluyoruz. İçimizden biri daha evlendi. Kurtuldu mu, belasını mı buldu belli değil. Ama bize düşen sadece mutluluklar dilemektir. Şimdi bu arada huzurlarınıza zekasıyla bizleri hayran bırakan, sesinin güzelliğiyle de bütün mahalleyi bıktıran, bütün mahalleyi büyüleyen Küçük Ali'yi sahneye davet etmek istiyorum. Teşbihte hata olmaz, bağışlayın. Evet Ali, seni sahneye bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet Ali, seni bekliyoruz. Herkes sabırsızlanıyor, hadi. Evet, hadi alkışlayalım, Ali sahneye gelsin. Ve karşınızda Küçük Ali. Evet Ali'cim. Ya beş, bu üç mü? Ha, onu mu? Sağ ol. Bu ne okum? Ana düştüm galiba. Kara yazmak olur mu? Ali bebeğim tek olur mu? 9 ay karnında taşı torpağa bırak olur mu? Torpağa bırak olur mu?
Aman doktor, canım doktor, babam yoktur, babam yoktur. Ver künyemi, gidem doktor, babam yoktur, babam yoktur. Ver künyemi, gidem doktor. Sağ ol. Mesut Fatih'eriz. Sağ ol. Allah bir yastık tutacaksın. Sağ olasın abi. Sağ ol. Sağ olun. Sağ olun. Çeşi ha. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Geç hadi. Yapa gibi de ha. Nereye ula? Gitsene bir yere. Bu gece düğün evinde kalamazsın. Niye ana? Bana yer yok mu? Bu geceliğine yok. Anlaşıldı mı? Peki, peki ben nerede kalacağım? Hüseyingillere git. Gam kardeşin değil mi? Ayazda üşümeyiz gibi. Ben de komşularda kalacağım. Hadi. Ali! Haber evleniyormuş, doğru mu? Tabii! Gece, Osman sizin eve bekleme geldi. O benim sonra. Abim! Kim söyledi bunu? Herkes söylüyor! Osman senin gerçek abin değilmiş! Yok! O benim abim! Herkes biliyor! Sen anandan zır dili doğunca, baban da gitti sizin köyden bir hırsız çocuk almış gelmiş! Akıllı bir oğlu olsun diye! Senden evvel de onu evlendirdiler işte! Sen delisin! Manyak! O benim abim! O senin abin! O benim abim! O benim abim! Niye geldin? Biraz kızınsaydı ortalık. Yoksa burada mı sabahladın? He. Gel fukaram, gel içeri. Donmuşsun. Bir de hastalanma. Hadi. Ben çayı koyayım. Al. Gel buraya. Gel kız. Nerede? Gel diyorum kız sana. Gel. Ben de. Al. Ne var ana, ana, abimle yengem içeride kavga ediyorlar. Ben gideceğim şimdi. Sen karışma oğul, anlamazsın. Abi, abim yengemi öldürecek. Nasıl olur ben kıkım buk buk. Oh, kavga bitti. Ne kavgası ulan salak? Yengemi öldüreceksin sandım abi. Çayı demledim oğlum, hemen hazırlan. Sağ olun abi, ben kahvaltı etmeyeceğim. Zaten işe geç kaldım, hadi eyvallah. Çekil güle güle. Sen çok acıktın yavrum, hadi sen de otur sofraya. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Yenge. Bir şeyin yok ya. Ne olacak yani? Sen abimin kusuruna bakma. Ara sıra beni de döker. Ama içinde hiç öyle kötülük mötülük yoktur. Ne dövmesi Ali, neler satmalıyorsun? Hani bağırıyordun ya, Osman böyle şaka olmaz diye. O mu? Ben çıkıyorum kız. Sen yengenin sofrayı hazırlarsın. Ha, tamam. Sen de kendini fazla yorma, e mi kızım? Olur. Hadi Allah'a ısmarladık. Ali! Ali! Buyur yenge. Acıktım. Hadi sofra. Hemen yenge. Thank you.
Yeter mi? Yeter bu kadar. Ne Osman? Ağzın kulaklarında. Gece iyiydi galiba. Fazla gevezelik etme. Laf edilecek şey var, edilmeyecek şey var. Ne bozuluyorsun be Osman? Her damada ilk gecesi sorulur. Ben öyle her damatlardan değilim. O iş beni alakadar eder. İşte o kadar. Yine kızdı gitti inek be. Ana, biz yatsak galiba ha? Oğlum yarın pazar iş yok, oturaydın. Yorgunum ana be, ben yatayım. Hadi iyi geceler. Bilirsiniz oğlum. Allah razı olsun. İyi geceler. Ana, ben de yatacağım. Daha erken oğlum. Olsun, benim çok uykum var. Peki oğlum, sen bilirsin. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Çok üşüyorum Osman. Sokursana kız bana o zaman üşüyorsan. Yapma kız. Yapma kız. Yapma diyorum sana Nazlı. Yapma. Ana! Ana! Ne oldu? Ne oldu? Ben de isterim ben de. Ne istersin oğlum? İçeridekinden. Oğlum içeride senin bilmediğin bir şey yok. Yatak, yorgan, sedir. Abimin yanındakinden. Söyle, tam söyle. Gelin isterim, gelin. Hele büyü de ondan sonra. Aa, ben büyüdüm ana. Git lan serseri, daha kıçını silemiyorsun. Bak ana, yarın pazar. Abimin de işi yok. Gidin getirin bir tane. Geç lan içeri eşek sıfası, seni kim alır? İsterim bana, isterim bana ne? Gidin getirin bir tane. Git ulan içeri, dilini koparırım senin. Sabahleyin de erkenden çık, nereye gidersen git. Karanlık basmadan da dönme. Bu tazecikler de rahat etsinler biraz. Dile yeter artık. Kurban olurum sana. Bilmem bir neler çektiğini. Sana kim aklı başında kız verir? Senin gibi yarı delip birini bulmak lazım. Oğul Ali'ye bir kız bulmazsak iyice tımarhanelik olur. Ana etme eyleme, kim Ali'ye kızını verir ki? Bizim gücü görende Seyid Ali'nin bir kızı var. Tam yaşıtı. Hısım akraba evliliğinden derler, onun da aklı kısa. İnsanı aynı kandan birine verince muhakkak ki bir şey çıkıyor. Törelerin gözü çıksın. Ben öyle olmamışım ana. Orasını karıştırma. Niye karıştırmayayım? Allah'ın işine akıl sır ermez. Akıl sır ermez dediğiniz bir sürü şeyi çözmüşler ana. Beni çocuk mu sanıyorsun sen? Sağ Sultan bile duydu benim bu eve evlatlık girdiğimi. Benden niye sakladınız ha? Niye? Neyse ana. Üzülme anam, üzülme. Ben sizi ana baba belledim. Hazırlan ana, gidiyoruz. Nereye? Öğrene. Ay ya. Bilmem. Olmazsa yani burada enflasyonun durumunu biliyorsun. Yok, olmaz, bu kadar parayı veremem. 10 dakika sonra beni ara. Buyurun. Merhabalar müdür bey. Efendim rahatsız ediyorum sizi. Kusura bakmayın ama benim bir kardeşim var. Onun düğünü olacaktı. O yüzden sizden 3 günlük bir izin rica edecektim, müsaade ederseniz efendim. Pekala, gidebilirsin. Yalnız fazla uzamasın. Biliyorsun burada da işler oldukça fazla. Her önüne gelene durmadan izin veremem. Hadi git bakalım. Sağ ol müdür bey.
Anan... Ana... Ne yapıyorsun? Abinle beraber köve gidip senin istediğini alacağız. İşten izin aldım ana. Hazırsan hemen giderim. Ne zaman gelirsiniz? Yarın akşama döneriz. Abi! Ne var lan? Bunun gibi olsun. Geç ulan içeri zibidi. Sen yengenin canını sık, ben de senin gırtlağını sıkayım. Geç içeri, geç! Ben hazırım Osman. Gidelim ana. Yenge ya! 8 aydır su akmıyor, sen yere döküyorsun. Geç lan içeri. Yenge! Yenge! Ne var? Bana da bir tane getirecekler. Ne getirecekler? Senin gibi bir şey. Allah canını almasın senin. Geç otur şuraya. Aldılar. Yola çıktılar. Kaynın deli derlerdi de inanmazdım. Sen tımarhanelikmişsin. Ne olacak? Baksana şu televizyona. Bugün pazar erken açılmıştır. Hadi. Sevgili izleyiciler, Sayın Profesör Agah Ulu'nun da bilimsel açıdan izah ettiği gibi, akraba evliliklerinin hem çocuklarımız sağlığı üzerinde, hem aile içi mutsuzluklarda... Kapat şu televizyonu, bende bir şey var sandımdı. ...ekonomisinin gelişmesinde olumsuz etkileri olduğu açıktır. Bu açıdan akraba evliliklerinden sakınılmaz. Yenge! Sen niye geldin buraya? Of Ali, çenenden yoruldum. Ben odaya gidip uyuyacağım biraz. Sakın gürültü yapma. Ben de. Çünkü yarın erken gelirler. Şimdi soruyorum. Rıza kızı Gülperi Yeter, Mansuroğlu Ali Cıbıl'ı hocalığa kabul ediyor musun? Babam bilir. Kızım, önce sen bileceksin. Evet ya da hayır. He. Şimdi size soruyorum. Mansuroğlu Ali Cıbıl, Rıza kızı Gülperi Yeter'i karılığa kabul ediyor musun? Ben istedim zaten. Evet ya da hayır. He. Hadi bana müsaade.
Oğlumsun, senden ayıp olmaz Osman'ın. Töre töredir ama oğlan eksik, ne yapacağı belli olmaz. Sadıç'ı savalım gitsin. Ana, zaten Sadıç mı kaldı günümüzde? Kanlı çarşaf marşaf ortadan kalktı. Ben eline 3-5 kuruş sıkıştırırım, o gider, merak etme. Rıza abi gel bak, imam nikahı bir hafta önce kıyıldı, bu iş bitti. İyi, Allah razı olsun. Eyvallah. Güle güle. Ana, biz artık yatıyoruz. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çocuklar, Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi, geç oldun. Yatın artık. Hadi çocuklar. Ana! Biz şimdi içeride ne yapacağız? Sadıç'ın anlattıklarını. Gir içeri. Ben Sadıç abinin ne dediğini anlamadım ki. Gülper'i anlamıştır, o sana anlatır. Hı-hı. Hadi gir içeri. Sadıç abi sana ne dedi? Yatın dedi. Uykun geldi mi? Gelmedi ama hadi yatak. Oda soğuk, hem de... Sadıç beraber yatın dedi. Hadi. Beraber mi? He. Sıcak olur. Isındım, sağ ol. Daha önce hiç kimseyle yatmadın mı? Anamla yattıydım. Sen ne insansın be? Daha önce hiç kimse ısıtmadı beni. Arkadaşım. Sigaranı getir bana. Abi, biliyor musun, bu kış ilk defa ısındım. İyi ki bunu bana aldınız ha. Gevezelik etme de kahvaltını yap. Seninle konuşacaklarım var. Gel benimle. Bak Ali, evli barklı adamsın. Bir iş bulup çalışman lazım. Ama bir Hüseyin abi yok ortada. O işlerden demiyorum, beyin fıkarası. Adam gibi, sürekli bir iş. Elbet sana göre de bir iş bulunur. Zar zor alfabeyi öğrettim sana, değil mi? Anladın mı beni? Git dolaş, kapısında çırak aranıyor, eleman aranıyor, işçi aranıyor diyen yerlere gir. Ben çalışmak istiyorum de. Anladın mı? Sonra bak, oğlum bir tek benim emeğimle olmaz bu iş. Bak, kıza iyi bakmazsan gider. Bu kış günü seni kimse ısıtamaz. Bu arada ben de sana bir iş bakarım. Sağ ol abi. Sağ ol. Hadi. Tamam. İşçi aranıyor, eleman aranıyor, çırak aranıyor. İşçi aranıyor, emeğimle aranıyor, çırak aranıyor. İşçi aranıyor, Melan'ın aranıyor, çırak aranıyor, İşim'a aranıyor, Melan'ın aranıyor, çırak aranıyor, her şey aranıyor. Nasıl gidiyor evlilik? Karı tuz deyince neler oluyor? Ne olsun fıkara evliliği, karı tuz deyince yarına inşallah diyor. Bizim deliden de hayır yok. Ondan ne köy olur ne de kasaba. Eylersin, hani ne demişler, ölü bizim, gömmek de bize düşer. Biz çekeceğiz, ne de olsa kardeş. Hadi be Osman, ne kardeşi, Sağır Sultan bile duydu, haberin yok mu yani? Biliyorum ama arkadaş, ne yapalım, sokağa mı atalım yani? Deli meli, ama malın iyisini götürmüş, ne haber? Geçen gün bahçede çamaşır asıyordu, çemirlemiş eteğini. O ne mal be anam, kız içeri girmese mahalle oraya yıkılacak. Yeter ulan, çeksin halini! Bir ay oldu, anamlara gideyim diyorum. Bir ayda ne var ki kız, ne yapacaksın ki?
Bir şey değil de anam bana pek dayanamaz. En fazla 3 gün alır. Peki ama 3 gün ha. Dayanamam yokluğuna. Sağ ol canım. Hem temizlik yapacak biri var artık. Güç bela o kadarını öğrettik. Yemeği de anam pişiriyor zaten. Bana bak kız, 4 gün olursa bozuşuruz ha. Allah canımı alsın söz. Yalnız kaya dibi nere, bura nere? Ben seni yalnız bırakmam. O zaman Ali ile giderim. Nasıl olsa çocuğun işi gücü yok. Tövbe tövbe. Deli misin kız? O akılsıza eşek teslim edilmez. Diye ki karımı teslim edeceğim. Yok, anamla gidersin. Anan giderse yemeği ne edeceksiniz? Orada burada yerim yemek, ne olacak ki? Sen yokken açlık olmaz bana. Seni beklerken aç kalsam ne olur ki? Oğul, minibüse kadar gelmesen de olur. Ama şurası, biz gideriz. Olur mu ana şurası? Bu kadar yükü nasıl taşıyacaksınız ki? Anne, bu kadar yüke ne gerek var? Anam bal alacak peteği bilir. Eğer götürdüğünden fazlasını getirmezse, ona da Osman'ın anası telli güley demesinler. Hadi gidelim. Ulan sen de git işini başına hadi. Hadi. Tamam abi, tamam. Arkadaş ben şimdi giderim. Kız yapma, herkesin arkasından su döküyorsun. Ben niye gittiğimde dökmüyorsun o zaman? Oğlum, sen boşuna bekleme. Bu daha geç dolar. Olur mu ana? Şimdi neredeyse dolar. Baksana, 2 kişilik yer kaldı zaten. Bak geldiler, hadi geçin siz de. Geç anam. Allah'a ısmarladık oğlum. Güle güle anam. Güle güle Nazlı. Geç abicim, geç şöyle. Tamam, gazla hadi. Git de para kazan, bıktın diye bıktın! Vurma lan! Dedim git! Defol! Ha, Hüseyin abi! Ben sana ne yaptım ya? Ya şimdi bak Hüseyin abi, abim dedi ki git çalış para kazan dedi. Yoksa Gülperi seni bırakır gider dedi. Senin bu abin senden akılsız. Öyle ha deyince iş bulur mu? Ne bileyim ben öyle dedi. Abim dedi ki, çalışmazsan Gülperi de seni bırakır. Bir daha da seni kimse ısıtmaz. Benim arkadaşım bir Gülperi, bir de sen. Para götürmezsem Gülperi gider. Bir daha da benim arkadaşım olmaz. Bana kim arkadaş olur ki zaten? Gel bakayım buraya. Geleyim. Ne istiyorsun abi? Gel yanıma, otur bakayım şuraya. Sen Ali'yi nasıl ısıtıyorsun? Yatağın içinde. Yat bakayım şuraya. Ne olacak? Üşüdüm, ısınacağız. Ali dedi ki, benden başkasına satırsan öldürürüm seni dedi. Biz öyle ısınmayacağız. Yat bakayım şuraya. Ya benim bu şeyden karnım bulanıyor ha. Ağır ağır içersen bir şey olmaz. Oh.
Benim uykum geldi abi. Başım da dönüyor. Ben eve gideceğim. Oğlum ne yapacaksın evde? Yarın erkenden kalkıp sana iş bulacağız, tamam mı? Ha? Olsun abi. Ne olur gideyim. Hem Gülperi yalnız beni bekler. Ha. O çok iyi bir arkadaş ha. Senin gibi. Peki. Hadi git. Demek Gülperi yarınız iyi ha? He. Bilge bile oynadık. Yalnız gidebilecek misin? Aa, ben yolu ezberledim bile. Ben biraz daha takılıp çıkarım. Akşam vurarım sana, tamam mı? Abi hadi avaz, marladık. Üşündün mü kız? Gülperi! Gülperi! Ben de onu seviyorum. Gülperi de benim en iyi arkadaşım. Bir de Hüseyin var. Ama Gülperi niye abimle yatıyor? Yalnız beni ısıtması gerekir. Çok ayıp. Merhaba. Merhaba. Al bakalım adını. Ya ben de karnım acıktı. Ya siz... Al bakalım. Sağ ol. Bu balık kokmuş. Bana mı yutturuyorsunuz? Siz Gülperi'nin arkadaşına kokmuş balık yediriyorsunuz ha? Ben yerim miyim ulan?